Ben şükreden kul olmak istiyorum ama zor geliyor. Sen müminsen, şükür kapısında eğer oturmuyorsan hangi kapıda oturuyorsun? Şikayet kapısında mı? Öyle olmalı. Sen eğer şikayet kapısında oturuyorsan kendini mümin sayamazsın. Bunu anlamak zor gelir eğer senin anlayışın dünyadan geliyorsa, ama ahiret insanların anlayışıyla olaya bakarsan binlerce örnek bulursun. Nasıl şükür kapısında oturman gerektiğini, sağlığın kötüyse, aile problemlerin varsa, fakirlik çekiyorsan, sen sağlığın kötü mü zannediyorsun? Senin sağlığın kimden? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha kötü olamazdı. O bizim örnek aldığımız kişi midir? O benim sağlığım bozuk diyorsun. Ama Allah'ın peygamberiydi o. O Allah'ı severdi. Allah da onu severdi. Sen Eyüp Aleyhisselam'ı tanıyor musun? Onun yaşadıklarını biliyor musun? Nelerden geçti? Eğer o peygambere bakarsan ve ki sen kendi sağlığına bakarsan, kötü sağlığına, belki o zaman bir şey değişir. Sağlığını kazanacaksın değil belki, ama bunda bir hikmet bulursun. İçinde bulunduğun o kötü sağlık durumunda bir hikmet gelir, anlarsın. Allah subhanahu teala verdi sana bu hastalığı. Oturup bunu anlıyor musun? Yoksa sağlığının bozulmasına bakıp, sağlıklı insanlara bakıp niye onlar gibi olamıyorum diye mi düşünürsün? Bir avuç peygamberler hariç, peygamberlerin çoğu fakirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o kadar fakirdiler ki, o çalışıp çalışıp hiçbir şey kazanmadan fakir olmak da değil. Efendimiz fakirdi çünkü her neye sahipse hepsini dağıtırdı. Efendimiz o kadar fakir ve açtı ki, sahabiler de çok açtı. Bir gün Peygamber Efendimiz'e geldiler ve dediler ki, o kadar açız ki dediler, ya Resulallah, her şeyimizi fakirlere verdik. Midemize taş bağladık dediler, açlığımızı hissetmemek için. Peygamber Efendimiz kendi gömleğini kaldırdı ve gördüler ki o iki taş bağlamıştı. Peygamberlere, Allah dostlarına, salihlere bakıyoruz, eshab-ı kirama. Hangi peygamberin aile sorunları yoktu? Peygamberimizin mi? Kendi amcaları onu öldürmek istedi. İsa Aleyhisselam'ı kendi insanları, Musa Aleyhisselam'ı kendi yeğeni fitne çıkardı ki öylesine kötüydü ki bu. Onu takip eden birçok takip edenleri batılı takip etmeye başladı. Bu hayattan beklenti nedir o zaman? Benim imanım olacak, şükredeceğim. İyi sağlıkta olduğum zaman, aile problemi olmadığı zaman, zengin olduğum zaman mı şükredeceğim? O zaman anlayamazsın. İman nasıl inşa edilir? İmanın ne olduğunu anlayamazsın. Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Ayettir bu. Sahip olmadıklarını saydığın kadar sahip olduklarını da sayıyor musun? En önemli şey nedir senin için? En kıymetli şey.
bizim şehadetimizdir. Buna gerçekten inanıyor musun? Şehadetine şükreden evet evet deyip öylesine konuşmayacak. Kalbine utanç girecek ve diyecek ki nasıl diyecek şikayet edebilirim. İçinde bulunduğum bu durumlara Allah subhanahu teala bana milyarlarca insana o şehadeti bahşetmiyor. Bana bahşetmiş. Bu dünya öyle ya da böyle bu dünyada şehadetle yaşıyorum. Çok büyük problem değildir o zaman bu. Beklediğim benim ahiret hayatıdır. Sonsuza kadar sürecek olan. Buna inanıyor musun? Kaç kere söylemeliyiz sohbette? Eshab-ı kiram birbirleri için dua ederlerdi. Ne için dua ederlerdi? Birbirlerine dua ederlerdi. Kimdir onlar? Bunlar Allah subhanahu teala'nın peygamberlerden sonra en sevdiği kullardı. En yüksek makamlar onlarındı. Bir evliye ne kadar yüksek makama ulaşırsa ulaşsın bir sahabenin makamına ulaşamaz. Birbirlerine ne dilerdi sahabiler? Fakirlik, hastalık ve erken ölüm dilerlerdi. Çünkü bu dünyanın ne olduğunu anlıyorlardı. Ne kadar şeytanidir bu dünya biliyorlardı. Ve biliyorlardı ki fakirlik, hastalık ve erken ölüm bizi bu dünyadan bağlantımızı koparacak. Rabbimize bu dünyada ahiret hayatını yaşayabileceğiz bu şekilde derlerdi. Allah sizin için kolaylık versin. Şükür ehliyle bir arada olun. O zaman şükretmeyi öğrenirsiniz. Birini görürseniz zengin birini görürseniz demeyeceksiniz o zaman ben bu kişi gibi olmalıyım. Birini görürseniz iyi bir kişidir bu. Allah'la olan güzel ilişkisini görünce ben de böyle olmak istiyorum demeliyiz. Peygamberler, evliyalar nasıllar? Onlar gibi olmaya çalışacaksın, hedefleyeceksin. Peygamberin üzerine çalış ve anla onun nasıl düşündüğünü anlamaya çalış. Allah bu yalnızca bir soru değildir. Allah kolaylık versin, imtihan etmesin sizi. Allah subhanahu teala buyuruyor ki başınıza gelen her kötü şey nefsinizden gelir. Başınıza gelen her iyi şey de bilin ki Rabbinizdendir. Her ne önünüze gelirse bakın görün iyi midir kötü müdür bu. Eğer bunun içinde hikmet varsa iyi bir şey varsa Allah'tan gelir bu. Evet.